Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Benzin istasyonlarımız özellikle %80'i hasarsız olanlar veya çok önemsiz hasarları olanlar hizmet vermeye başladılar. Biliyorsunuz bugüne kadar askeri boru hattından aldığımız stokları kullanıyorduk ağırlıklı olarak, hem kamu olarak hem sivil vatandaşların tedarikiyle ilgili. Ve son 3 günde 430 bin litre askeri hatlardan destek alarak sorunu çözmüştük. Ama bugün itibariyle benzin istasyonlarımızın yaklaşık %80'i hem benzin hem motorin ihtiyacını ve gaz ihtiyacını karşılamaya başladılar. Bakan Ersoy, bölgedeki akaryakıtla ilgili tamamlanan çalışmaları bu sözlerle anlatırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise gıda ve psikolojik destek çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bu süreçlerde çok kritik olan özellikle çocuklarımızın ve kadınlarımızın psikolojik destek mekanizmalarına destek olmak üzere yaklaşık 2000 tane psikolojik rehber ve danışman öğretmenimiz sahada 10 ilimizde yaygın bir şekilde vatandaşlarımızla buluşuyor. Yine yaklaşık 2 yıl önce başlatmış olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı AFAD İşbirliği'nde arama kurtarma biriminden 4136 öğretmenimiz 10 ilde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce açıklamıştık biliyorsunuz mesleki eğitimde 6 ay önce yemek ve ekmek üretme ile ilgili kapasitemizi artırmıştık. Şu an itibariyle günlük 700 bin ekmek üretimi yapıp 10 ilimize dağıtıyoruz. İnşallah hafta sonu itibariyle bu sayıyı 1 milyona çıkartacağız. Diğer taraftan yine mesleki eğitimin yiyecek içecek üretim merkezlerinde, uygulama otellerinde, öğretmen evlerinde 800 bin sıcak yemek üretiyoruz. 400 bin de kumpanya dağıtıyoruz. 60 tane de seyyar mutfağı tüm illerimize gönderdik.